Oradan kötü keser atsana, keseri bulamıyor elimizin içinde. Aa bak. Abi. Gel gel. Çekiyor mu, konuşayım mı? Merhaba, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş evet, tanıyalım. Memleket nere? Orduluyum. Ordulu. Bu işi mi yapıyorsun abi, devamlı? Bu işi yapıyor ama bu işin tadı kalmadı beyefendi. 80 metre yer veriyorlar bize, 60 koyun sığmıyor. 6,5 milyar lira para verdik. Yemimiz, samanımız, 15 bin lira masrafımız var. İşin içinden çıkamıyor. Bir de hayvancılık yap diyorlar. Devlet buna bir çözüm bulması lazım. Ya kurbanı getirmeyeceğiz ya da bırakacağız bu işi. Başka çıkar yolumuz yok. Yer sıkıntısı mı çekiyorsunuz? Yer sıkıntısı var. Samanlarımız dışarıda. Şimdi arabalar üstünden geçecek. Koymaya yer yok. Sen yat o parayı diyor. Ne yaparsan yap ondan sonra. Getir. Peki suyunuz var mı abi? Suyumuz var. Suyumuz var. Pazarda ışıklandırma da var. Fakat yer sorunu, yerler ufak. Hayvanlarımızı güzel yemleyemiyor, sulayamıyor içeride, yer dar. Şöyle kendimize bir ranza yatma yeri yapamıyor. Yatma yeriniz de yok değil misin? Yatma yerimiz ne? Yok bizim, bir şey yok. Daha burada ayakta sabahlıyoruz. Oturup da bir ekmeğimizin tadını yiyemiyor yani. Tozun içindeyim. Vay ordulu abim vay. Bize çözüm göstermiyorlar. Sen get parayı, yatır bankaya, ondan sonra bir şey yok. Daha ilgilenme yok. Ne ettiyiz, ne durum, ne diyen yok. Parayı nakit mi yatırıyorsunuz? Parayı nakit yattık bankaya. Yoksa yerde yok? Yok. Get, get parayı yatır, mahfuzu getir, anlaşma yapıyor. Ondan sonra yer tamam. Kendine kolay gelsin. Işte. Sonu ne olacak? Abi şu bel alacaksın, ondan sonra bak. Bu keçileri abi, hepsi aynı ırk değil mi bunlar? Aynı, aynı. Kıl keçisi. Kıl keçisi. Ya yani yoktur meşhur, bunun adı. Sütü meşhur bunun. Ama yer sorunundan dolayı hayvanları doyuramıyoruz. Yeri ufak. Şöyle bir içeri gireyim hayvanları. 60 mal bizi getirmeyi kurtarmıyor. 100 mal getirsem ben buraya nereye koyacağım? Nasıl yemleyeceğim? Kiraşlıyorlar. Ha burası alıyorsun burayı. Tamam burası senin çadırı yapıyorsun. Yer dar. Ben şimdi buraya adam şimdi buraya 120 mal getirecek. Nasıl yemeyecek, nasıl koyacak öbür tarafa? Ha o çadıra mal gelmedi daha. Gelmedi daha. Şimdi geliyor. Nasıl bakacak o adam oranın içinde? Ben az getirdim. Fakat zarar edeceğim bu sene. Masraf çok. 200 lira. Her geçin 200 lira masraf var. Araba parası, yem parası, yer parası, çoban parası. 200'ü de geç. Senin şimdi bütün kazancın buraya mı bağlı abi? Buraya bağlı. Başka bir şeyim olsa ben daha nerede ne yapacağım? Bu işi yapmam başka kazancım olsa. Abi sen buranın hepsini satsan seni yine kurtarmaz ya. Oho! Hepsini tadıyla satsam da. Teki de çıkmasın abi. Hayvan dışarı çıkıyor. Kazan kazan yeter bana. Koyma metin usta. Gel aslında. Yok bize ilgilenen yok. Bu yer sorunu çok var. Alsın. 6,5 alacağını, 2000-3000 lira alsa, biz öyle para kazanmış olsak biz de bu işi bırakırdık. Zengin olduk, bırakırdık. Yıllardır yapıyor ben. 56 yaşındayım. 45 seneden beri bunun peşindeyim. Anca zor karnımızı doyuruyor. De ki var mı 5 kuruş bir yerde yatırımın? Yok. Ya orası malum. Hiçbir şey yok. Ancak al kredi, yap karnını doyur, yatır, değiştir, tekrar öyle devam ediyoruz. Bize bir şey yok. Tüm herkesin gözü köylünün dört malında. Köylü geldi acaba nasıl alırız hesap? Bugün 40 kiloluk hayvanı adam 1000 liraya almak istiyor, 1500 liraya almak istiyor. Evet. Et çıkmış 50 liraya, 60 liraya. Nasıl olsa geldi diyor köylü diyor. Bugün vermezse yarın verecek zarar. Sen zarar etmişsin umurunda değil. Çıkarını düşünüyor. Onu bir Allah rızası için demiyor ki ben bunu alayım da kurban keseyim. Bu adam da zarar etmesin diyen yok. Dertler büyük abi. 300'ünü de getirdim, 400'ü de getirdim koç olarak. Düşe düşe 60 taneye düştüm. Bak pazarlar azaldı. Kim satacak? Kim satacak? Bundan sonra kurbanı bakarım. Bak. Abi herkes battı. 5000-6000 koyun.
ön geliyordu. Bak kaç çadır var. Çünkü yer sorunu çok. Sürüngen oldu. Evet. Bitti işimiz, bitti. Şimdi bu teke bize fiyatı ne abi? Ne istiyorsun? 1800 lira diyorum, 1200 lira veriyor adam. 40 kilodan fazla et var. Vaa. Adam 20 liraya et yemek istiyor, almak istiyor. Baba, şu köprünün üstünde böyle de durum var işte. Böyle bir sorunumuz var. Lan sen zarar etmişsin. Bunun da değil adam. Gelmeseydin. Ben gelmesem sen kurban nereden alacaksın? Kesmem diye. Şuna bak ya. Konuşuyor. Bu geç. Beyefendi, basın altına üstüne iyi bakacağım. Bakmazsan bu iş gider şişer. Bak, orada taşlı mıcırlı değil mi? Yatamaz. Bunu devlet büyüklerimizin tüm bilmesi lazım. Bu yer sorunu köylüyü mahvetti. Hayatta yerimiz yok işte. Samanlarımız dışarıda, yolun içinde. Yarın geliyor zabıta diyor ki kaldır bu samanları burada. E nereye koyayım ben? Yer nerede? Hani yer ve yer doğum ver, yeri ha burası. Ağa çok macun üstüne. Peşin parayı da tuttu. Bundan sonra ne yaparsan yap. Şimdi onun dışarıda durması da mı sıkıntı? Sıkıntı tabii. Abo. Sıkıntı. Oradan bir araba gelir. Oradan şikayet ediyorlar. Samanlar yolun içinde. E nereye koyar? Yedim ya şimdi i̇şte, bu hayvanlara. Böyle de bir sıkıntı var. Öyle sıkıntı var. Sıkıntı var. Kilosu kaça geliyor abi bunları? Kilo olsa buna vurduğun zaman. Kıl keçeleydi. Bunların et olarak 30 liraya anca geliyor. Yet kasaba kıyma bugün 50-60 lira. 55 bin lira. Ne oldu? Bizimkini düşürüyorlar. Herkesin gözü köylünün 3 lira kazanacağı parada. Sen, hayır, hoş geldin. Sağ ol, teşekkür ederim. Koç az getirmiş. 3 tane mi koç var senin? 3 koçum var. Şu tekenin güzelliğine bak ya. Müşteriye de bak, müşteriye. Buyurun beyefendi, buyurun. Uzaktan değil, yakına git de buyur desene ya. Bak burada konuşma yapıyor. Televizyon konuşma. Beyefendi bak verelim. Televizyona sen de çık. Bak. Evet dostlar. Kıl keçilerini soruyordunuz bana. Benim de sevdiğim hayvan bunlar. Bugün de marakımızdan böyle Kartal Kurban Pazarı'na geldim. Köylerde yıllarca içindeydik. Hayır, Cumhurbaşkanımızın sesimizi duymasını istiyoruz. Duyar abim, duyar inşallah. Memleketimiz çok güzel fakat tüm zenginlerin gözü köylünün 4-3 kuruş kazanacağı parada. Bugün marketlerin ne işi var kurbanın? Köylüye geçse de satsa, paketliyorlar, et gönderiyorlar. Müşteri ben kurban aldım, nereden aldım? Filan markette. Markette. Bir ay önceden etler hazırlanıyor, bunu bilmiyorlar. Ne kurbanı kestiysen, bunu kurban değil ki sen, etle niyet kesmişsin. İşi bilen zaten kendisi canlı kesiyor. İşi bilen geliyor, alıyor Allah rızası için. Başında duruyor, kurbanını kesiyor. Kestiriyor. Bağış yaptın. Ne bağışı yaptın sen? Kurban bağış olmaz kardeşim. Sen kurbanı keseceksin Allah rızası için. Gözü unan göreceksin. Kendin kesemiyorsan eline kestireceksin. Kurbanın yerine gele. Gelin. Paran var, zengin isen ver 1000 lira bağış. 2000 ver, 5000 ver. Allah katında zayi olmaz. Bağış budur. Bizim bildiğimiz bu. Kurbanı kesersin, paran varsa bir de bağış yaparsın. Ha, kurban yerine varır. Bağış başka, kurban başka. E kurbanı ben kesmiyorum, bağışlıyorum. Bağışlıyorum da nereye bağışlıyorum? Kes gözüyle, götür bir huzur evine bırak, bir yurda bırak. De ki bunu çoluk çocuk yesin, yaşlılar yesin desin. Ha, bu kurbandır. E çok güzel konuştun. Sen yatır, bir şey yok ortada. Vallahi güzel konuştun. Öyle abi, kurbanın doğru adeti usulü budur İslam'a göre. Artı bir de kurban izin tadil ayına döndü. Çok zengin dediğin gibi marketlere yöneldi. Marketler bitirdi. Köylüyü bitiren evet, marketler oldu. Para parayı çekiyor diyor. Tabii para parayı çeker zengin. Bir ay önceden, 20 gün önceden etler hazırlanıyor. Ahmet'in Mehmet'in eti paketleniyor. Kurban bunu sen 10 tane müşterinin etini kesip yollayamazsın. Buyurun abi. Kurbanı yolluyor. Yollayamazsın ha. Hazırlıyorlar etleri, ondan sonra kurban kestim. Etimiz geldi, nereye, nereden filan yerde. Bilmiyor adam, bugün yetişir mi? Bir git de bakayım markette görsen kaç tane kesiliyor bugün. Akşama kadar kesse kesse 150 tane keser. Adam 1000 tane müşterinin etini gönderir. Önceden hazırlıyor. Önceden hazırlıyor.
Ondan sonra kurbanım geldi. Geldi ya. Sağ bir ay önce de net geldi. Hazırlandı. Gözüm görmedi, bir şey etmedi. İşte bunu çok kişi de bilmiyor. Aslında bilmiyor, doğru söylüyor. Bilseler, evet, doğru söylüyor. Kesildi sanıyorlar. Sen gözümle görmeden ben inanmam. Hiç kimse inanmam. Babama da inanmam. Rahmetli oldu, gene inanmam. Çünkü gözümle göreceğim. Ordu nereden geliyor abi? Ordu Mesudiye'de. Mesudiye. Köyde de hayvanın var mı seneyi? Çok az. Azalttım. Azalttın. Azalttım abi. Çünkü kazanmıyor. İşin içinden çıkamıyor. Ben buraya 15 bin lira masraf var. 60 hayvan getirdim. Ben 15 bin lira kazansam 20 bin lira ne mutlu bana, uçarak gelir. Gederin yerine onu, o kadar hayvan daha alırım. 20 bin liraya 25-30 hayvan daha alırım. Üstüne eklerim, daha çoğalır. Hayvanın az, bu hayvanın sen... 60 hayvan, 65 hayvan getirdim işte hayvanı. Daha sifta etmedim. Sifta etmedin? Sifta etmedim daha. Ay abim ya. Vay be, üzüldüm şimdi. Herkes geliyor tatile. Kurban kesmiyor. Kesmiyor. Kesen de Allah rızası için, kesen de var. Biri vecibelerini biliyor adam, ona göre Allah rızası için geliyor, alıyor. Elinden geliyorsa kes, elinden gelmiyorsa buluyor ehlini. Başında duruyor, tekbiriyle, duasıyla kes duruyor. Hakkını alıyor, gerisini dağ ödüyor, geçip gidiyor. Bak, İsim neydin abi? Necmi. Necmi. Abim çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür vallahi, ederim. Valla çok güzel konuştun, ağzına sağlık. İnşallah hayırlısı olur abi. Birilerimize ulaşırsa memnun oluruz. İnşallah. Bu yer davası, para davası bizi mahvediyor. Şuraya ben bir satın mı alıyorum buraya bir haftalığına? 6,5 lira. Buyurun. Evet, İstanbul. Nereye gidiyor? Bilemiyorsun ki. Ne oldu? Çoğu yerler bak boş kaldı. Gelemiyor da. Evet. Nereye gelsin? Ben İstanbul burası, kurban çadırı. 400'de getirdim, hep zarar yapamıyoruz abi, üretemiyoruz. Her çadırın ayrı bir sıkıntısı var. Sıkıntı bu işte, yer sıkıntı. Yem olmuş bugün 100 lira. Bir çuval yem 90-100 lira. Evet. 50 kilo. 2 liraya yem alıp yedireceğin de para kazanacaksın. Tekeler de farklı, baksana güzellikleri. Evet. Kendim bunları elimle gidiyorum. Kendim suyunu, tuzunu bunlara kendim bakıyorum. Çocukluk bakıyorum ben bunlara. Pırıl pırıl bak. Peki abi bunlar da dağda ormanda giderken kurt falan gelmiyor mu? Kurt var ama köpeklerimiz koymuyor. Kurt da tabii nasibini yiyecek. O da var. O da yiyor. O yiyor değil mi? Doğru. Herkesin her kazandığı cebine kalsa zengin olur. Aynen valla. Çünkü... Kurt da nasibini yiyor. Ne kadar köpek olsa o çarpı olsa da yine 3 tane köpeğim var, gene yiyor. Bugün 3 köpeğim, 10 nüfusun yediğini yiyor. 3 köpek var, yine de zayi veriyorsun değil mi? Veriyoruz tabii. Vay anam be. Devlet bir de kurt köpekleri bıraktı, bundan da şikayetçi. Ha bak bu... Ormanlara, köylere domuzları yesinler diye kurt köpeklerini bıraktı. Bu köpeklerimiz onlara yanaşamıyor. Bulduğu fırsatta hemen geçiyor boynu parçalıyor. Parçalıyor. Kaçmıyor da insandan da kaçmıyor. Kaçmıyor. İnsandan korkmuyor. Ya. Eski yabani kurtlar kaçarlardı insandan. Yanaşmazlardı. Bunlar kaçmıyor. Bak çünkü şimdi insana alışkın olduğundan kaçmıyor. Böyle bir sıkıntı da var. Bu sıkıntı hiç bir kimse konuşmadı biliyor musun? Konuşmadı. Çakalları bırakmışlar. Çakallar bizim orada çakal yoktu. Ceylan yoktu. Ceylan bile var. O zararsız hayvan ama çakallar, kurtlar, kurt köpekleri çok zararlı. Açmıyor insandan, senin peşin sıra geliyor. Sen hemen bir fırsat buldun, bir çam bindi, hemen hayvanı yatırıyor işte. Doğru, bizim Kastamonu'da da aynı sıkıntı var abi. Yani çok yerde aynı köpeği, sıkıntı var. Çok köpeği. Evet. Bir yerden köylüye destek oluyor sözde, bir yerden zarar daha çok. Abim sıkıntılarımız bir bitmez. Vursan bir de zararı var. Cezası var. Cezası var, bir daha olacak, anlamadım. Böyle. Bu güzel, bu güzel konuşmalar için çok teşekkür evet, ederim. Teşekkür çok güzel konuştun. Zaman olsa da konuşsak. Duyarsa, bir çözüm üretirlerse bu pazar yerlerinde herkes memnun olur. Herkes memnun olur. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdiden hayırlı bayramlar dostlar. Vallahi her kurban çadırının ayrı ayrı hikayesi var. Evet. Abim de güzel konuştu. Şuraya yapsam, ben de sevdim. Çayını koysam, yemeğimi yesem tadıyla. Nereye? Yolun içine mi yapayım? Ya.
Hadi hoşça kal, görüşürüz, hayırlı bayramlar dostlar.